Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. 9. sınıflarım bugün ne yapıyoruz? Dağılma işlemlerine bakacağız biraz. Sonra fark işlemleri, ondan sonra eleman sayısı soruları. Biliyorsunuz o tip sorularda çok zorlanıyorsunuz. Gelin bir başlayalım hemen. Şimdi canlarım notu açtık. Notu açtıktan sonra önce şuna bakacağız. Bizim bir özelliğimiz var. Biz buna dağılma özelliği diyoruz. Mesela A birleşim, B kesişim, C. Canlarım bu sefer biz ne yapacağız? Soldan A'yı içeriye dağıtacağız. Önce B'ye işleme koyacağız. Sonra C'ye. Dikkat edin. Arada birleşim olduğu için mantıkla buna benzer sorular çözdük. A birleşim B. Kesişim. A birleşim C'ye C gelecek. Aynı mantıkla şunu da yazalım hemen. A kesişim. B birleşim C. Canlarım bu sefer ne yapacağız? Birleşimi değil kesişimi birleşimin üstüne dağıtacağız. Bir önce B ile sonra C ile. O zaman sonuç ne gelecek? A kesişim B. Sonra birleşim. Şurası da A kesişim C gelecek. Mevzumuz bu canlarım. O zaman dikkat ederseniz bizim sorumuzdaki şu ifade aslında nerede? Şurada yazılı. Biz bunun buna eşit olduğunu biliyoruz. Üsttekinin alttakinin eşit olduğunu biliyoruz. O zaman ben buraya ne yazacağım? Önce A birleşim B'yi yazacağım. Yazarsam elemanları A, B, C, D ve E. Sonra kiminle kesiştireceğim? A birleşim C ile o da A, E, I ve İ. Arkadaşlar kesişim neydi? Her ikisinde ortak bulunan elemanlardı. Her ikisinde kim var? Kim var? Ortak olanlar A ve E var. O zaman doğru cevabımız A ve E. Birinci sorumuz bu şekilde. Geçtik ikinci sorumuza. Burada ne var? İki kümenin yine eleman sayılarıyla ilgili sorular var. Canlarım bakın biz şu formülü adımız gibi bileceğiz. A birleşim B'nin eleman sayısı eşittir. A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B'nin eleman sayısı. Bu formül çoğu soruda işinize yarayacak. Çoğu soruda. Hatta böyle eleman sayılarının iki kümeli eleman sayılarının %80'inde %90'ında işe yarıyor. Peki A birleşim B'nin eleman sayısı 10'muş. Ve A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısına eşit ya. Ben buna X diyeyim. Bu da o zaman otomatikmen X oldu. X artı X eksi. Kesişimin eleman sayısı da 2. Eksi 2 karşıya artı 2 olarak geçti. Burası ne geldi? 2 tane X. 12 eşittir 2 X'e. X buradan kaç geldi? 6. A'nın eleman sayısı kaç geldi canlarım? Tabii ki 6 geldi. Bir yudum kahvemizden alalım. Geçelim bir sonraki sorumuza. Şimdi canlarım ne var? Dağılma var. Dağılmayı ben detaylar seferinde yazacağım. Çünkü yeni öğreniyorsunuz. Kavramanız gerekiyor. Burası A kesişim B oldu. Parantezi kapattım. Şimdi dağıtıyorum ya. Önce araya gelip şu birleşimi yazacağım. Sonra A kesişim C Mantıkta hatırlatalım mı? P ve Q veya R olsun. Ne oluyordu? Önce P ve Q oluyordu. Sonra veya'sı geliyordu. Sonra P ve R geliyordu. Aynı mantık burada da var zaten. Mantıktaki mantık kümelerde de var. O zaman burası ne gelecek? Bakarsak 1 3 5 gelecek. Birleşim burası da 0 2 4 ve 5 gelecek. Arkadaşlar birleşim kümesi ne demek? Bütün elemanları yaz demek. Ama her elemanı bir kere yazacağız. 0'ı yazdık. Sonra 1'i yazdık. 2'yi yazdık. 3'ü yazdık. 4'ü yazdık. 5'i yazdık. İşte benim kümem 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mevzumuz bu. Geçtik ikinci soruya. Şimdi canlarım yine bir dağıtma var. Kimi dağıtıyoruz bu sefer? Birleşimi dağıtıyoruz. Dikkat B'ye dağıtacağım dikkat A'ya dağıtacağım. Değişme özelliği var ama ben şu an sanki değişme özelliği yokmuş gibi, bilmiyormuşsunuz gibi tek tek yapacağım. Önce canlarım burası ne olacak? A birleşim C oldu. Kesişecek kiminle? B birleşim C ile. Şimdi güzel insanlar önce şu A birleşim C'de demek ne demek? A birleşim C demek ne demek? Tabii ki şuradaki Tam sayılar. Kim var orada? 3 var, 4 var. Eşitlik olduğu için. Peki bu ne demek? 3'ten küçük doğal sayılar. 0 var, 1 var, 2 var. O zaman şurası 3 4 yazdık. Kesişim burası 0 1 2. Kesiştirmek demek ortak olanları al demek. İyi de bu iki kümede ortak olan yok. O zaman cevabımız boş küme. Mevzumuz bu geçtik bir sonraki sorumuza Şimdi A ve B E evrensel kümesinin iki alt kümesi. Söylüyorum, yine söyleyeceğim. Hocalarınız banko sınavda bunu soracak. Bak banko soracak. Hangi formülü? Tabii ki S A birleşim B'nin formülünü. Bu neye eşit? S A S B eksi S A kesişim B. Sormazsa gelin buranın altına yazın. Bak açık ve net söylüyorum. Şimdi geldik. S A'nın eleman sayısı 5'miş. Buraya yazdım. S B'nin eleman sayısı 7'ymiş. Onu yazdım. A birleşim B'nin eleman sayısı 10'muş. Ve eksi A kesişim B yazdık. Canlarım şurası kaç geldi? 12. 12'den ben kesişimin eleman sayısını çıkarttığımda onu buluyorsam o zaman kesişimin eleman sayısı 2. Bana da zaten onu sormuş. İşaretledim, geçtim. Şimdi dördüncü sorumuz. Bak hemen notumuzu şuraya alalım. Derste hocalarınız size zaten söyledi. Siz bunu biliyorsunuz. İki kümenin hiçbir ortak özelliği yoksa biz bu kümelere ne diyoruz? Tabii ki ayrık küme diyoruz. Yani kesişimleri Boş küme olacak. O zaman A birleşim B'nin eleman sayısının formülü neydi? Tabii ki S A artı S eksi S A kesişim B. İyi de canlarım bunların kesişimleri boş küme ise boş kümenin de eleman sayısı sıfırdır. O zaman cevap 3 artı 2'den direkt 5 geldi. Mevzumuz bu canlarım işaretledik ve ne yaptık? Bir sonraki soruya geçtik. İşaretledik kelimesi hep bilgi sarmaldan kaldı böyle dilimde. Video çözümlerinde sürekli hep şıklı olduğu için işaretleyip bir sonraki soruya geçelim diyorum. Kusuruma bakmayın. Arada böyle ne oluyor? Kelimeler karışabilir. Tamam. Geldik hemen sorumuza. Burada ne var? Burada çok güzel bir özellik var bak. Ne diyor? A ve B evrensel kümenin iki alt kümesi. Tamam. A, B'nin alt kümesi tamam. B'nin eleman sayısı kaçtır? Canlarım bakın. Ben size bir özellik söyleyeyim. Şu benim yumurta. Şu yumurtamın sarısı. Yumurtanın sarısı burada A. Üstteki beyazı da B. Şimdi sen bu iki kümeyi birleştirdiğin zaman ne yapalım? Rengi şöyle yapalım. Sen bu iki kümeyi birleştirdiğin zaman aslında kimi elde ediyorsun? B'yi elde ediyorsun. Niye? Birleştirmede eğer ki bir küme diğerinin alt kümesi ise cevap üst küme. Birleştirmede üst, kesiştirmede de alt. Bunu unutmayın. O zaman benim aslında A birleşim B dediğim küme kime eşit? B'ye eşit. O zaman buradan şu ifade aslında B'nin eleman sayısına eşit. E B'nin eleman sayısı buradan kaç geldi? 9 geldi. Mevzumuz bu canlarım. Tamam mı? Geldik. Şimdi ne diyoruz? İki kümenin birleşiminin eleman sayısını bulmak. Bak, bu çok önemli bir soru çeşitleri, tamam mı? Bir önce ayrık olmayan ne demek? Bunların kesişimleri boştan farklı. Ayrık olmayan demek bunların kesişimleri boştan farklı. Bunların en az bak en az bir tane ortak elemanı var. En az bir tane. Peki ben bir küme yazmak istiyorum şöyle yeşille yaptım. İki tane küme çizdim. Şu A kümesi olsun, şu B kümesi olsun. Birleşimin çok olmasını istiyorsan eleman sayısının kesişimi az olacak. Kesişimi az olacak. Çünkü ortak olmasınlar ki elemanlar fazla olsun. Ortak olursa ne olur? Birleştirirsen az olur. Peki ben diyorum ki ayrık değilse o zaman ve kesişimi de en az olacaksa ben geleyim buraya 1 yazayım. Peki B'nin eleman sayısı 6 ise ben bir tanesini buraya yazdıysam buraya 5 kaldı. A'nın eleman sayısı 7 ise birini buraya yazdıysam 6 da buraya kaldı. O zaman A birleşim B en az kaç pardon en çok kaç 6 bir daha 7 5 daha 12 taneden elemanı var. 12 tane elemanı var. Tamam mı? canlarım. Burası böyle. Ne yaptık? A birleşim B'nin en çok olması için kesişimin en az olması lazım. Ve burada sıfır alamıyoruz. Sebebi ayrık değillermiş. O yüzden mevzu bu. Geldik. O bizim meşhur formülümüze. Şimdi canlarım S A birleşim B birleşim C. Ya bunu sorarlar mı? Bazen soruyorlar. S A artı S B artı S C eksi S A kesişim B gerçekten zulüm S B kesişim C bir öğrenci eziyet ettirmek istiyorsan bunu sor yani S A kesişim C A kesişim B B kesişim C A kesişim C aldık ikili ikili sonra artı bunların kesişimlerinin hepsinin olması yani artısı formülü bile gerçekten zor şimdi A birleşim B birleşim C 23'müş. Buraya geldim 23 yazdım. S A 12 tamam. S 8 tamam. SC 12 tamam. Şimdi A kesişim C 3'müş. O burada. A kesişim B 4'müş. Burada 4'müş. O zaman şöyle oluyor. Ben onları bir sileyim. Tamam mı? Şöyle yazmak istiyorum. Yazabilirsem. Kaleme bir geçsem. Ha. Eksi 4. Eksi 4. Eksi 3 artı ve tabii ki benden istenen yer. A kesişim, B kesişim, C. Canlarım 12, 20, 32 yaptı mı burası? Evet. 4, 8, 11 çıkarttık. Tamam. Şimdi burası 23 eşittir. 32 eksi 11 artı A kesişim, B kesişim, C. Şimdi 32'den 11 çıkartırsan ne kalır? 21 kalır. 23 ile de kimi toplarsam pardon 21 ile kimi toplarsam 23 olur. 2 demek ki A kesişim B kesişim C'nin eleman sayısı 2. Ya şu formül gerçekten ya yani çok nahlet bir formül. Şimdi ben size şöyle anlatayım. Önce teklileri yazıyoruz. Onlar toplama. Sonra ikilileri yazıyoruz. Onlar çıkartma. Üçlü ise toplama. Tamam. Tekliler, üçlüler toplama, ikililer eksi. Geçtik. Şimdi A birleşim B en çok kaçtır? Canlarım biraz önce size bir şey söyledim. A birleşim B'nin en çok olması için kesişimin en az olması lazım. En az. Yazamadık. Bugün niyeyse bir sıkıntı var. En az olması lazım. Peki en az olması için de ne olacak? Bu kümelerin ayrık olması lazım. Peki soruda şart var mı yok? O zaman ben A ve B'yi ayrı kalacağım. 9 eleman burada var. 4 eleman burada var. O zaman A birleşim B en çok kaçtır? 13 elemandan oluşuyor. Soru da eğer şart koymamışsa direkt ayrı kalın gitsin. Şimdi gel ikinci soruya. Bak A ve B iki küme. S, B en çok kaçtır? O zaman S, B'nin çok olmasını istiyorsan A'nın şöyle olması lazım. B'nin içinde olması lazım ki ne yapalım? B'nin eleman sayısını en çok alalım. Şimdi Hocam içinde olmasa ne olurdu? Farklı olsa o zaman otomatikmen A'ya eleman vereceksin. B'nin eleman sayısını azaltacaksın. Ama A'yı B'nin içine koyduğun zaman otomatikmen A ile B'yi birleştirdiğin zaman kim oluyordu? B oluyordu. O zaman B'nin eleman sayısı en çok 8'dir. Peki A alt kümesi olmasa bak şöyle anlatayım size. Bir tane farklı eleman olsa o zaman B'nin eleman sayısı ne yapacak? Bak 7'ye düştü. 2 tane farklı olsaydı bura 6'ya düşerdi. Mevzumuz bu canlarım. Sakın ama sakın unutmayın. Çok güzel. Bak bu tarz bir soru size kesinlikle sorarlar. Geldik 3. sorumuza. A ve B2 küme. Bak şimdi. B A'nın alt kümesi değil. Bu önemli. B'nin alt küme sayısı da kaçmış? 32. Canlarım bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri n formülüyle bulunuyordu. Bu 32'ymiş. 2'nin kaçıncı kuvveti 32? 5. kuvveti. En buradan kaç geldi? 5 geldi. Peki ben şöyle diyorum. Benim bir kümem var. Bir kümem var. Bu sefer birleşimi en az olmasını istiyorum. Birleşimin en az olmasını istiyorum. O zaman şu A kümesi şu B kümesi. Ben şimdi bu bunun da alt kümesi değil ya mecburen bunun dışarıda bir tane eleman olacak. Geri kalan B'de 5 eleman var ya o 4'ünü buranın içine atacağım ki en az olsun. Bak, en çok olmasını isteseydi bak en çok olmasını isteseydi onu da çözeceğim. A'nın eleman sayısı 11 ya buraya da 7 kaldı. 7, 4, 11 topladın 12. Bak en çok olmasını isteseydi bu sefer buraya 1 verecektim. Buraya bu sefer 4 verecektim. Zaten bunun eleman sayısı 11 olması için buraya 10 olacaktı. 15 de en çok gelecekti. Bak en çok olduğu zaman kesişimi azaltıyorsun. En az olduğu zaman da kesişimi artırıyorsun. Mevzu bu. Orantı ters. Gel şimdi dördüncü soruma. Şimdi A birleşim C ile A birleşim C ile B ayrık küme. Bak şimdi A birleşim C B ayrık küme Ben size önce bir şey söyleyeceğim Tabi onu bilmezseniz bu soruyu yapmanız çok zor Şimdi canlarım Bir Şurada bir cambazlık yapacağız Cambazlığımız şu Bu parantezi istediğimiz şekilde istediğimiz yere koyuyorduk Ben buraya geldim A birleşim C yazdım B'yi de geldim dışarı attım Var mı bir sıkıntı? Yok. Bunu yapma hakkınız var. Bak hepsi birleşimse. Yerlerini değiştirebilirsin. Parantezi istediğin yere koyabilirsin. Peki geldik buraya. S'i koyduk. Peki canlarım. Güzel insanlar. Buradaki bak buradaki şu küme ve şu küme ayrık iki küme olduğu için buranın cevabı direkt S A birleşim C artı S B'dir. Kesişimi yazmıyoruz. Çünkü burası ayrık olduğu için sıfır. Normalde bir de onların kesişimini çıkarıyorsun. Peki A birleşim C'nin eleman sayısını bulalım. Onun formülünü şurada yazmak istiyorum. S A birleşim C dediğim neydi? Söyleyin. S A artı S C eksi S A kesişim C. Tamam. Peki S A kaç? 10. S C kaç? 4. Kesişimin eleman sayısı kaç? 3. Burası kaç geldi? 11. Demek ki şurası 11. B'nin e, eleman sayısı da 1. Toplarsan kaç eleman oldu? 12 tane eleman oldu. Buradaki bence kilit yer şurası. Burayı görmek yani bence babayıklık ister. Sınavda sorulsa bence zorlar. Sizi zorlar. Onu söyleyeyim. Geçtik. 5. sorumuza. Peki yine aynı mantık. Cambazlığımız şurada bak. A, B'nin alt kümesi tamam mı? Ben bunu kullanacağım. Nasıl kullanacağım? Parantezi istediğim yere koyabilirim demek. Geldim bunu buraya koydum. Tamam. Peki güzel insanlar. Bir küme diğerinin alt kümesi ise birleştirdiğinde not neydi? Üstteki kümeydi. Burası B oldu. O zaman bura B geldi. Birleşim C oldu. Birleştirince üst, kesiştirince alt. Onu unutma. Tamam mı? Peki B ve C'de nasıl kümelermiş? Ayrık. O zaman bunun eleman sayısı nedir? Ayrık küme ise direkt SB artı SC eksi kesişim yok. Çünkü ayrıksa sıfır. Peki B'nin eleman sayısı 5. C'nin eleman sayısı 4. Topladım. 9 geldi. Bu kadar. Geçtik. Neye? Hoppala. Basit yere. Çok çok basit. Bak çok basit. Korkmayın. Daha basit. Evrensel küme. Tümleyen kümesi. Tamam mı? Bunlar daha basit. Bak, size birkaç bir şey çizeceğim. Şöyle bir evrensel küme çizdim. Tamam mı? Sonra şuraya da bir tane A kümesi çizdim. Canlarım, şurada A kümesi olsun. Evrensel kümeyi ben böyle içe yazıyorum. Biz çünkü öyle öğrendik zamanında. 1 2 3. Şurada da 4, şurada 5 var. Şimdi canlarım, benim evrensel kümem şu. Bu benim yazdığım örneğe göre. 1 2 3 4 5. Hepsini yazacaksın. Buranın hepsini yazacaksın. Tamam mı? A kümesine tabii ki 1 2 3. Şimdi parmağını alıyorsun, ekrana koyuyorsun. Tamam mı? A'nın üstünü kapat. A'yı kapattığın zaman geri kim kalıyor? 4 ve 5. İşte bu A'nın tümleyeni. Parmağını alıyorsun, gidiyorsun A'nın üstüne koyuyorsun, kapatıyorsun. Evet, ben sizin için kapatıyorum. Bunu kapattım. Geri kim kaldı? 4-5. İşte o senin tümleyen kümen. Mevzu bu kadar. Tamam mı canlarım? Şimdi gelin hocanızı izleyin. Bak. Evrensel küme neydi? Hepsi. 1 var, 2 var, A var, B var, X, Y, Z var. A var, B var, X, Y, Z, 1, 2. Var mı? Var. Bu evrensel küme. Şimdi A kümesi ki ne yapıyorsun? Genellikle hep şu hatayı yapıyorsunuz. Tamam mı? Sadece X, Y, Z diyorsunuz. Bak vallahi sadece şurada x, y, z diyenler çok çıkıyor. Ben derse kızıyorum. Daha kendimi tutamıyorum o an. Tamam mı? Size şöyle söylüyorum bak. Senin bir sınırın var. Bir oyun oynuyorsun. Tamam mı? O oyunda şu bölge senin bölgen. Bu bölgeye kimse giremez. Peki senin bölgende kimler var? A var, B var, X var, Y var, Z var. Sonuçta A, B kendi iç mahalleymiş gibi duruyor ama ya o da senin. O da sana ait. O zaman ne diyeceksin? A, B, X, Y, Z. Bu da doğru. Ben şunu niye böyle attım? Şöyle anlatayım. Tamam. Peki A'nın tümleyeni. Şimdi A bizim mahalle ya. Bizim mahallenin dışı benim tümleyenim. E benim dışımda olan yerlerde kim var? 1 ve 2 var. O zaman A'nın tümleyeni 1, 2. Doğru. Peki B mahallesinde kim var? Önce şu B mahallesini şöyle yapalım. B mahallesi burası. B mahallesinin dışı demek. Onun dışında kimler var? Bak hepsi X var, Y var, Z var, 1 var, 2 var. Ama bu ne yazmış? X, Y, Z. O zaman bu yanlış. Bize zaten yanlışı sorduğu için 4 yanlış. Geldik. B'nin tümleyeni ile A'yı kesiştireceğim. Bak. Şimdi B'nin tümleyeni kim? Canlarım isterseniz şu an daha yeni öğreniyorsunuz. Tane tane yazalım. B'nin dışında X var, Y var, Z var, 1 var, 2 var. Peki A kümesi kimdi? A, B, X, Y, Z idi. E kesiştirmek neydi canlarım? Her ikisinde ortak bulunanlar tabii ki X, Y, Z, X, Y, Z. Bu ne demiş? X, Y, Z. O zaman bu doğru. 4 yanlış. Geri kalanların hepsi doğru. Mevzu bu. Yani tümleyeni anladınız. Bence anladınız. Bizim sınırımızı çiziyoruz. Sınırı çizdikten sonra içi kümenin kendisi dışı tümleyen. Aynı şey gibi düşünün. İki tane mahalle var. İşte, i̇şte burası diyelim ki Cumhuriyet Mahallesi. Şurası ise Atatürk Mahallesi. Cumhuriyet Mahallesi'nin tümleyeni burası. Atatürk Mahallesi'nin tümleyeni burası. Yani biri diğerinin kine gidiyor öbürü bunun kine geliyor. Tamam. Şimdi burada ne var? birkaç tane işlemler var. Evet. Ne yapacağız? Önce yorumlar yapacağız. Tane tane. Yavaş yavaş. Özellikleri size bir anlatayım. Bak. Bu şeye benziyor aynı. V ile veya'ya benziyor. Şimdi sen bir küme ile evrensel kümeyi birleştirdiğin zaman en güçlü evrensel küme. Cevap evrensel küme. Şimdi diyelim ki B kümesi ile evrensel kümeyi birleştirdin. Cevap evrensel mevzu bu. Şimdi bir de şu var. A kümesiyle evrensel kümeyi kesiştirdiğin zaman bu sefer cevap A oluyor. Niye? Burada aslında yumurtanın beyazı, yumurtanın sarısı yine var. Birleştirdiğin zaman E oluyor. Kesiştirdiğin zaman A oluyor. Tamam mı? O zaman şuraya baktığım zaman, şuraya baktığım zaman ben tane tane yazmak istiyorum. Bir tane daha örnek vereyim. B kesişim E Cevap ne gelecek? Tabii ki B gelecek. Canlarım. Yazayım sizin için. A ile E'yi birleştirdiğin zaman cevap üstteki evrensel küme. Sonra bunun tüm diyelim. Birleşim. Birleşim. A ile E'nin kesişimi neydi canlarım? Tabii ki A'ydı. Şöyle buraya bir tane parantez koydum. Dışarıda bir de ne var? Evrensel küme ile kesiştirme var. Lütfen iyi dinleyin. Yeni bir özellik. Evrensel kümenin tümleyeni boş küme. Boş kümenin tümleyeni de evrensel küme. Bunları adınız gibi bileceksiniz. Şu yazdıklarımı lütfen not alırsanız sınavda yüksek alacaksınız. Şimdi geldik buraya. Evrensel kümenin tümleyeni boş küme mi? Tamam. Boş küme ile kimi birleştirirsen birleştir ne oluyordu? Diğer küme. Yani buranın sonucu A geldi. A ile de evrensel kümenin kesişimi A geldi. Tane tane. Slowly slowly. Yavaş yavaş yaptık. Şimdi geldik buraya. Bir küme ile o kümenin tümleyenini birleştirdiğin zaman cevap evrensel. Ya bu aslında ne biliyor musunuz? Kendimi tutamıyorum. Mantığa girmek istemiyorum ama gireceğim. P ile P'nin değili birleştiği zaman bir oluyor ya. Bir benim evrensel küme. Sıfır da benim boş kümem. Ne yapalım? Artık söyleyeceğiz. Mesela P ile P'nin değili V'de birleşince sıfır ya. Bu da aynı. A ile A'nın tümleyeni kesiştiği zaman ne oluyor? Boş küme. Aynı mantık. Tamam. Ne yapalım? Artık dayanamadık. Söyledik. Şimdi geldik buraya. O zaman A ile A'nın tümleyeni birleşince burası evrensel küme oldu mu? Oldu. Sonra kesişi önce şuraya bakalım. Boş kümenin tümleyeni evrensel. Evrenselle A'yı kesiştir diyor bana. Sonra tümleyenini al. En dışa bir tümleyen daha at. Eşittir. Ben devam etmek istiyorum. Şurası evrensel. Bir kümeyle evrensel küme birleşince tabii ki birleşince demeyelim. Yanlış konuşurum. Şurasını söylüyorum. Kesişince kim oluyor? Aslında kümenin kendisi. Şurası ne geldi? A geldi. Tamam mı? Ve A'nın neyi oldu? tümleyeni. Sonra bir daha geldik. Uzadıkça uzadı. Burası A'nın tümleyeni evrensel birleştiği zaman ne olacak? Tabii ki A'nın tümleyeni olacak. Ben birleşecek diyorum ama o kesişme tamam mı? Lütfen iyi dinleyin orayı. Sonra bir daha tümleyen. Bir kümenin tümleyeninin tümleyeni kendisidir. Ve sonuç bitti. Vallahi yoruldum. Gerçekten yoruldum. Ama değdi mi? Değdi. Tane tane anlattık. Bak kesiştiği zaman alttaki Birleştiği zaman üstteki evrensel kümede. Mevzu oradan geldi. Tamam. Demorgun kuralları. Canlarım ben hemen size önce Demorgun'u bir anlatayım. Buna bir mantıktan bir vurgu yapalım. Hatırlıyor musunuz? Bunun değili nasıl oluyordu? P'nin değili veya Q'nun değili oluyordu. O zaman A kesişim B'nin değili şu. Neymiş o? A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeni. O kesişim birleşime dönüyor. Peki A birleşim B'nin tümleyeni neye eşit? O da A'nın tümleyeni. Kesişim B'nin tümleyeni. Canlarım ben size bir şey göstereceğim. Şuraya bir bakar mısınız? Şuraya bir bakın. Şuraya bir bakın. Buraya ne yapacağız? Hazine burada. Hazinemiz orada. Birinciye dokunmadım. A birleşim B yazdım. Sonra birleşim dedim, canlarım bunun tümleyeni nasıl? Şöyle oldu mu? Anın tümleyeni. Kesişimde birleşime dönüştü mü? B'nin tümleyeni. Emre hocam bundan sonra hazine geldi. Cevher burada. Ne yapacaksın? Parantezi kendin keyfi yaz. Ya böyle bir hakkın var mı? Var. Güle güle kullan. Ne? Parantezi kaldırdım. Anın tümleyeni geldim. anı yanına koydum. B'nin tümleyeninin yanına B'yi getirdim. Hocam bunları böyle kendim keyfi parantez koydum. Koy sıkıntı yok. Niye? Çünkü hepsi birleşim birleşim birleşim. Bundan dolayı. Peki A ile A'nın tümleyeni birleşince evrensel. B ile B'nin tümleyeni birleşince emrese, evrensel. Emre'nin e'si diyecektim. Sonra cevap da evrensel geldi. Erzincan'ın E'si Emre'nin E'si. Memlekete bin kez selam olsun. Erzurum'a Eskişehir'e ondan sonra Elazığ, E harfi olan bütün şehirlere selam olsun. Oradan bizi izleyen arkadaşlara selam olsun. Geldik 18. slaytımıza. Şimdi bir, yani normalde sorarız. Bilmiyorum. Son, eskiden çok favori bir soruydu, tamam mı? Bu sorular biz öğrenciyken öğretmenler tarafından çok sevilirdi. Tabi sonra yeni nesil adı altında. Birkaç bir şey çıktıktan sonra bunların pabucu dama atıldı. Ee, ama yine sorma ihtimalleri yüksek. Onu söyleyeyim. O da şu. Bir A kümesiyle A'nın tümleyeninin eleman sayılarını topladığın zaman evrensel küme geliyor. Emre'nin E'si geliyor. O zaman ben şunu alt alta toplayacağım. Bak S A ile S A'nın tümleyeni geldi ya ne oldu? Evrensel oldu. Peki SP ile SP'nin tümleyeni geldi. Ne oldu? Evrensel oldu. O zaman iki tane evrensel küme 24 ise evrensel küme kaç gelecek? 12 mevzu bu. Canlarım çok basit. Korkmayın. Sakın korkmayın. Böyle bu sorularda korkmayın. Tamam mı? Ee, yani işler basit. Şimdi gelelim. Ben bunu biraz önce size zaten söyledim. Şimdi ne yapacağız? Pekiştireceğiz. Pekiştirelim. Tümleyen ne yapıyor? Birinciyi şöyle yapıyor. Normal ya. Tümleyen oluyor. Kesişime çeviriyor. B'nin tümleyeni. Doğru mu? Doğru. Tiki attık. Arkadaşlar bir kümeyle tümleyeninin hiçbir ortak yeri olmadığı için kesiştirince boş küme. Bu da doğru. Şimdi Canlarım Üçüncü de ne var? Tümleyeni alacağız ya. Birincinin tümleyeni, A'nın tümleyeni, birleşim oldu. B'nin tümleyeni. E bu da doğru. Hangileri yanlış herhalde? Yanlış yok mu? Bilmiyorum. Ha şurada bir yanlış var. Şimdi bunun tümleyeni aldığın zaman A'nın tümleyeni oldu mu? Oldu. Kesişim neye dönüşecek? Birleşim. Bir kümenin tümleyeninin tümleyeni kendisidir. Ama burada Farkındaysanız kesişim yazmış. Bizim için birleşim olacaktı. 4 yanlış, geri kalan 1 2 3 doğru. Tamam canlarım? Şimdi evrensel küme A kümesi de 10'un alt kümesi. Tamam. A kümesinin alt küme sayısı 16'ymiş. Canlarım, bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri n ile bulunuyordu. 16 tane ise n buradan 4. Mevzu tamam. A'nın tümleyeninin Evren, pardon, A'nın tümleyenin alt küme sayısı da 2 üzeri m olsun. O da 8'miş. m de buradan kaç geldi? 3 geldi. Peki, evrensel kümenin eleman sayısı neydi canlarım? SE eşittir SA S A'nın tümleyeni. Güzel insanlar. Bunun birincisi 4. İkincisi de 3. Topladın kaç geldi? 7. Antalya. Antalya'ya da selam olsun. Üçüncü sorumuz da böyle. Peki kaç tane sorumuz var? Burada evet ne yapacağız? Herhalde farkı da anlatacağım. Ondan sonra da mevzuyu bitireceğim. Bugün biraz belki uzun olabilir ama işi öğreneceğiz. Canlarım ne var? Yani kendini artık gösteriyor. Ya artık ezberledik hocam. Vallahi ezberledik, billahi ezberledik. Neyi ezberledik? Bir, ben bunları alt alta toplasam. A ile A'nın tümleyeni ne? Evrensel küme. Bunu yazdık. B ile B'nin tümleyeni ne? Evrensel küme. Onu da yazdık. Burada ne var? S, C'nin tümleyeni. O dursun. Burası kaç? 24. Tamam mı? Yani C yok. C olmadığı için duruyor. Evrensel küme 9 ya. Bura 9. Bura 9. Kaç geldi? 18. Artı S, C'nin tümleyeni kaç geldi? 24. 18'e kaçı toplarsan memleket olur. Erzincan 24. Hep bizim plaka çıkıyor. Burası 6. O zaman S C'nin tümleyeni kaç geldi? 6. Peki evrensel küme neydi? Bir küme ile onun tümleyeninin eleman sayısının toplamıydı. Peki evrensel kümenin elemanı 9. C'nin tümleyeni 6. E C'nin eleman sayısı kaç gelir? Buradan 3 gelir. Doğru cevabımız 3 oldu. Basit mi? Basit. Şimdi farkı da anlatacağız ve konumuzu bitireceğiz. Şimdi. Evet. Valla çok uykumuz geliyor ama sizin için bu videoları çekiyoruz. Şu an yalan yok. Bir tane Nescafe Express bitirdim. Şöyle göstereyim. Bir tane yine bir kahvemizi içtik. Yeter ki uykumuz gelmesin. Sizin için bu videoları çekelim. Derdimiz o. Şimdi hemen gelelim. Şöyle kümeler var. Onları bulalım. Canlarım fark ne demek? Fark ne demek? Şimdi sizle benim birkaç tane ortak özelliğim var. Tamam mı? Mesela ne diyelim? İşte benim esmer olmam. işte uzun boylu olmam. Kendimi övüyorum. Tamam mı işte? Ne diyelim? Ee, ya Birkaç özelliğim var. Ondan sonra sizde benim birkaç ortak özelliğimiz var. İşte sizde böyle uzun boylu. O zaman bunu uzun boylu kelimesini buraya koyalım. En azından uzun boylu olmamız ortak olsun. İşte birkaç tane ortak özelliğimiz var. Birkaç tane senin özelliğin var. Şimdi benim özelliğimin seninkinden farklı. Bu ben, bu sen. Tamam mı? Benim senden farklı olmam neymiş? Esmer olmam. O zaman bu işte benim senden farkım. Anlaştık mı? Sen şimdi neysin diyelim ki çalışkansın. Senin çalışkan olman tamam mı? benim özelliğimden farklı bir şey. Ben tembel bir öğrenciyim. Tembele geldim. Sen çalışkansın. Ondan sonra zekisin. Bunlar bizim özelliklerimize baktığımız zaman farklı özellikler. Esmer olman benim farklı olmam. Çalışkan olman senin farklı olman. Uzun boylu olman işte ikimizin ortak özelliği. Peki normalde onlar küme belirtmiyor ama bu sadece özellik gibi düşünün böyle kriterler tamam mı? Normalde çalışkanlık küme değil. Zeki olmak küme değil. Bu sadece işi kavrayın diye verilmiş bir örnek. Peki burası işte benim senden farkım. Burası ise senin benden farkın. Anlaştık mı? Peki gelelim şimdi buraya. Baktığın zaman sarıya boyadığım yer A'nın B'den farkı. Peki şimdi rengi değiştirelim. <laughs> Affedersiniz. Burası ise benim senden farkım. Yani B'nin A'dan fark. Şimdi o zaman önce tane tane yazalım. A fark B. A'da olacak B'de olmayacak. O kim? A ve B. Peki B fark A ne? B'de olacak A'da olmayacak. Erzincan'ın E'si. Peki ne diyor? E fark A. Yani evrensel kümede olacak A kümesinde olmayacak. Parmağınızı yine aldınız geldiniz ekranın üstüne koydunuz. A'yı kapattınız. Geri kim kaldı canlarım? E kaldı. F kaldı, G kaldı. Yani bu E fark A. Şimdi sırada ne var? E fark B var. Şimdi ne yapacağız bu sefer? Parmağı aldık, B'yi kapattık. Kim var? A var. B var. F var, G var. Bu da E fark B. Şimdi A fark pardon A'nın tümleyeni fark B. Canlarım A'nın tümleyeni kim? A'nın tümleyeni A'nın dışında olan yerlerdi. Yani şuralar. Ve B'nin elemanı olmayacaksa o da kim? Fatsa Giresun. FG. Anlaştık mı? Bak tekrar söylüyorum. Şu kırmızıları kaldırıyorum. Görün diye. Tamam mı canlarım? Bak ne yapıyorum? Boyama yapıyorum. A'nın tümleyeni. A'nın dışında olan her yer. A'nın dışında olan her yer. Bunun B'den farkı yani B'nin hiçbir şeyi olmayacak F ve G kaldı. Şimdi silebiliriz. Tamam yaptığımız şeyleri. Son olarak A birleşim B fark A kesişim C. E şimdi ben şöyle yapayım. Her yeri sarıya boyayayım. Tamam mı? Ama diyorum ki kesişimin hiçbir şeyi olmayacak. O zaman şu ortak olan yer olmayacak. E ne geldi? bu kümeyi uzun uzun yazmak istemiyorum. Buranın cevabı da şu geldi. A, B ve E geldi. Mevzumuz bu canlarım. İnşallah anlatabildim. Bence bu ben sen özelliği güzel oldu. Benim senden farkım, senin benden farkın. Tamam mı? Oradan kafanızda kalsın. Geldik. Neye? A fark B'ye. Bu ne demek canlarım? Benden olacak, senden olmayacak. Yani A'nın elemanları olacak, B'ninkiler olmayacak. Buna çarpı, buna tik. Peki B'den kim var? A var, sildik. B'den kim var? E var, sildik. O zaman F olmadığı için bu küme B, C ve D. Mevzumuz bu. Bu kadar. Geçtik hemen ikinciye. Şimdi canlarım B dediğin şey neymiş? X'lerden oluşuyor. X'in özelliği ne? Pozitif doğal sayı. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 böyle gidiyor. Peki A ne? Tam sayılardan oluşuyor. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Şimdi A'nınkiler olacak, B'ninkiler olmayacak. O zaman kim onlar? 1 ve 2'yi kapat. Geri eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0. Yani bu küme eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0. Mevzu bu. Tamam. Kolay mı? Kolay. Sizin için çerez. Gerçekten çerez. Şimdi geldik. Son iki sorumuza. Tane tane anlatacağım. Çok tatlı anlatacağım. İşi kavrayacaksınız. Bu tip soruları şu an yeni görüyorsunuz. Bence şekil çizerek yapın. Tamam mı? Hocanızı dinleyin. Büyük sözü dinleyin. Şekil çizerek yapın. Ama size birkaç şey söyleyeceğim. Önce şurası A. Şurası B. Şurası kesişim şöyle göstereyim. Şurası kesişim. Ben şuraya ne diyeceğim? Şuraya. Tamam mı? Ve buraya ne diyeceğim? Burada yeni iki tane kelime var. O da şu. Bak, A kesişim B'nin tümleyeni. A'nın elemanı olacak, B'nin elemanı olmayacak. Orası şu. Burası A kesişim B'nin tümleyeni. Bak, A'lar olacak, B'nin dışı olacak. Burası da B kesişim A'nın tümleyeni. Lütfen bunu not alın. Bazen hocalarınız size bunu sorarak işinizi zorlandırıyor. Tamam. O zaman buranın eleman sayısı 9 muymuş? Geldim buraya 9 yazdım. Peki A'nın eleman sayısı 13 ise 9 tanesini yazdıysam lütfen şuraya 13 yazmayın. Kurban olayım. 13'e tamamlayın. Tamam mı? Orada 4. B'nin eleman sayısı 7 ise lütfen ama lütfen. Tamam mı? gidin sınıfta da bir tane arkadaşınıza bu soruyu çözün. Hoca bize dedi ki buraya gelip 7 yazmayacağız. Burayı 7'ye tamamlayacakmışız. Peki B farkı eleman sayısı ne olacak? B'nin elemanları olacak, A'nınki olmayacak. Cevap geldik koskocaman büyük bir 3 yaptık. Cevap 3. Lütfen hocanızı iyi dinleyin. Şurasını ve şurasını defterinize not alın 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 tamam geldik son sorumuza şimdi canlarım bakın yine evrensel kümemizi çiziyoruz böyle büyük bir evrensel küme çizdik önce renklerimizi değiştirelim bir tane kırmızı kullanalım tamam mı bir tane de ne kullanalım hangi renk olsun lila olsun evet lilayı çok seviyorum en sevdiğim renklerden birisi şurası A şurası B Şurası da benim evrensel kümem E. Canlarım. Bak tane tane yapıyorum. Kesişimin eleman sayısı 3. En sevdiğimiz yer kesişim kümesi. O zaman burası 3. Şimdi bu ne demek? Bak ben bunu biraz önce öğrendim. Bu aslında A'nın tümleyeni kesişim. B'nin tümleyeni şuydu. A birleşim B'nin tümleyeni demekti. Birleşimin dışı 8 taneymiş orası burası. Tamam. Peki canlarım ne kaldı? Şura kaldı. Hoppala hocam ya burası zor gibi duruyor. Korkmayın. Çok basit. 3 ve 2 nerede eşitlenir? 6'da. O zaman bunun eleman sayısı 6x. B'nin eleman sayısı 2x. A'nın eleman sayısı 3x. Lütfen. Bak lütfen. Lütfen lütfen. A'nın eleman sayısı 3x ya. Gelip buraya 3x yazmayın. Ne olur? Ne olur yalvarıyorum size. 3x eksi 3 yazın. B'nin eleman sayısı 2x ya. Gelip buraya 2x yazmayın. 2x eksi 2 yazın. 2x eksi 3 yazın. Pardon. 2x eksi 3. Çünkü kesişimi düşeceksin. Sonra bunların hepsinin toplamı evrensel eşit. 3x. 2x daha 5x. Eksi 3. Eksi 6. Tamam mı? Artı 11. Ne geldi? artı 5. Yanlış yapmayalım ne olur? Bütün her şey gider. 8, 3 daha 11, 6 çıkarttık 5. Bu neye eşitmiş? Evrensel kümenin eleman sayısına. O zaman x buradan kaç geldi? 5 geldi. A'nın eleman sayısı, A'nın eleman sayısı burası ya da şurada var. İstersen buradan yap, istersen buradan yap. 3x'miş. Cevapta 3 çarpı 5'ten 15 mevzu bu. Canlarım bence çok güzel bir ders oldu onu söyleyeyim. Hemen sahnemi değiştirdim. Elimden geldiğince bütün detayları anlattım. Kısa özet yapıyorum. Onu da söyleyeyim. Tamam. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Çalışma sorularını gönderdim. Bakın oradan hocalarınız soru sorabilir. Onu söyleyeyim. Tamam mı? Diyeceklerim bu kadar. Yazılı örneği gönderdim. Ona da bakın. Öyle. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.